Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşım bana şu el yapımı güneş panelini hediye etmişti. Bu bayağı bir zamandır evde duruyordu. Bunu değerlendirmeyi düşündüm, ne yapabilirim diye. 6 voltluk bir panel bu. Sanırım bir 10 watt'a yakın bir gücü de vardır. Şöyle yaptım. Bunun için bir şarj ünitesi yapayım dedim. Bir telefon şarj ünitesi ya da USB'den kullanabileceğim bir ünite yapmayı karar verdim. Şöyle önce güneş panelinin kablosuna şöyle bir erkek jack bağladım. Artı ve eksi uçlarını. Yani enerjimi alabileceğim ucu yaptım. Sonra evde boşta duran bir tane şu kuyumcuların kullandığı işte bu takı yüzük kutusu vardı. Bu kutuya bir tane panelin voltajını ve panelden çekilen akımı görebileceğimiz bir voltmetre ve ampermetre montajı yaptım. Cihazı açıp kapatmak için bir çalıştırma butonu, bir tane hazır USB şarj ünitesi. Bu 2 amperlik arkadaşlar. Şuradan power girişimizi yapabileceğiniz bir tane dişi power soketi taktık. İçini de göstereyim arkadaşlar. İçi de şöyle. Şimdi power girişimiz burada. Dişi soketimizin artı ve eksi uçlarını bir tane 16 volt 2200 mikrofaradlık bir kondansatör bağladım. Buradaki girişteki yani güneşin anlık gidip gelmesiyle oluşacak voltaj dalgalanmasını daha stabil hale getirmek için bir tane kondansatör koydum. Burada ölçü aletimizin şu uç akım ölçen uçları ve şurada da gerilim ölçen uçları var. Bunların bağlantısını internette bulabilirsiniz arkadaşlar. Biraz dikkatli yapmak gerekiyor. Burada da çıkış uçlarımız, işte USB çıkış uçlarımızın bağlantısı, anahtarımızın ucu, giren güneş panelinden gelen ucumuzun artı ucu anahtarımıza girdi çıktı yapıyor. Anahtarımız kapalı iken devremiz çalışmayacak. Basit bir bağlantısı var arkadaşlar. Şimdi bunu şeyde güneş altında test edelim, bağlantıları yapalım, bir telefonumuzu şarj etmeyi deneyelim. Evet, şimdi panelimizi balkona çıkardım. Şu anda hava biraz bulutlu ve güneş direkt gelmiyor. Ve panelin üzerine de şu korkuluğun hafif gölgesi düşüyor. Buna rağmen bakın şu anda ekranda kırpıyor gibi görünüyor ama 5,9 volt bir voltaj görünüyor. Bu kameranın frekansıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Şu voltaj normalde ben çıplak gözle baktığım zaman normal sabit görüyorum orayı. Şimdi şurada bir tane telefonum var. Telefon kapalı durumda. Buna şu USB'mizi takacağım. Şöyle tek elle yaptığım için evet. Şimdi bağlantıyı yaptım. Bakın telefon şu anda şarj olmaya başladı. Doluyor. Yani bu arada tekrar kontrol ünitemizin üzerine bakalım. Şu anda voltajımız 4,8 volta düştü. Akım da arkadaşlar altta mavi renkte olan çok net görünmüyor ama 28 miliamper şu anda telefonumuz çekiyor. Tabii güneş biraz daha şiddetini arttırırsa buradaki voltajımız yükselecek. Altta da çekilen akım artacak. Dolayısıyla telefonumuz daha hızlı şarj olacaktır. Ya yani ben bunu güneşte de test ettim arkadaşlar.
1 amperden daha fazla akım verebiliyor. Bu şekilde güzel, şirin, yani yanınızda taşıyabileceğiniz. Bunu illa bu kadar büyük bir panelle de kullanmanıza gerek yok. Daha küçük bir panelle de şey yapıp kullanabilirsiniz. Yanınızda ufak 5 voltta çalışan lambaları yakabilirsiniz ya da telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Böyle bir piknikte ya da bir kamp yerinde, bu şey elektrik olmayan yerlerde küçük çözüm olabilir. 2 ampere kadar USB'den size güç verebilecek bir devre yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şu anda telefonumuzu bakalım. Bakın hala şarj olmaya devam ediyor telefonumuz. Ve şu anda 28 0.28 diyor. Yani yaklaşık olarak 280 miliamperle şarj oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.